Yani şu anda 2 liraya alabileceğiniz en iyi ürünlerden biridir diye tahmin ediyorum. Ha gayret. Ha gayret Arkoman 2 Pro. Ha gayret. Ama inan ettim ben bunu bir tıraşı bitireceğim. Yani inşallah diyelim. Yani şu anda hiç almıyor. Gördüğünüz gibi buralar hiç almadı. Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bu videoya Ağustos ayının ikinci tıraş videosu olacak ve kısmet olursa 15 Ağustos'ta yayınlanacak. Şimdi bugün neyle tıraş oluyorum? Sizin istediğiniz bir ürün Arkoman Pro 2. Şu anda görüyorsunuz. Böyle 8'li paket, daha doğrusu 10'lu paket buldum ben. Bu 10'lu paketin fiyatı 20 TL, yani 2 TL'ye geliyor fiyatı. Farklı farklı paketler vardır piyasada, bilmiyorum. Bazen çünkü böyle söylüyorum, işte pahalıya almışsın, ucuza almışsın, şöyle olmuş böyle olmuş diyorsunuz. Ben 20 liraya aldım. İçinde de 10 tane var. Ne diyor? Pro 2 çift bıçak diyor. Yenilenmiş bir bıçak teknolojisi varmış. Bakalım, işte şu üst kısmında da mavi bir bant var. O bantla muhtemelen daha böyle kaygan bir tıraş elde edilecek. Bu arada sakallar da biraz uzadı. Onu söyleyeyim. Bakalım güzel bir tıraş olacak mı? Şimdi bunu açalım. Ben daha önce Arkoman 3 Pro'yu da kullanmıştım. Bunu da beğenmiştim bu arada. Arkoman tıraş bıçakları fena değil. Öyle söyleyeyim. 10 tanesi de işte dediğim gibi şu anda şöyle çıkartalım. Poşetten çıkartıyoruz. Poşeti yırttık. Şöyle 10 tane burada tıraş bıçağı var. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi burada. 5 tanesi de burada böyle dizilmiş. Güzel. Hoş bir şekilde. Şimdi şöyle bir tanesini çıkartalım buradan. Yani kağıdı yırtmadan çıkartmaya çalışıyorum da o yüzden. Yoksa yırtarsam çıkacak da rahat bir şekilde. Nerede çıkartmak, yırtmak gerekecek kağıdını, yırtıyorum. Evet, şu anda çıkarttım. Bir tanesini aldım. Diğerleri burada duruyor. Şöyle koyalım. Şimdi biraz bakalım. Kafası oynuyor. Gördüğümüz gibi şöyle. Bu şekilde. Şöyle şu şekilde oynuyor. Şöyle koruması var üzerinde. Onu çıkartalım. Plastik bir korumamız var. Onu çıkardık. Bıçak burada. İki bıçaklı. Yani şu anda 2 liraya alabileceğiniz en iyi ürünlerden biridir diye tahmin ediyorum. Şöyle. Güzel. İki bıçaklı. Plastik bir sap, sert plastik bir sapımız var. Ya başka da bir numarası yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi yüzümü bir yıkayacağım, tekrar karşınızda olacağım. Sakallarımı ıslattım ve tıraş sabunumu, tıraş fırçamı ve tasımı da aldım. Şimdi burada bir başlayalım bakalım bunları bir köpürtmeye. Önce fırçamızı bir ıslattık. Şöyle Arko ile de tabii Arko sabun kullanalım. Şöyle birazcık köpüğü yedirelim fırçamıza. Evet, güzelce yedirdik. Biliyorsunuz bunu çok her videoda söylüyorum da şöyle 1-1,5 dakika tasta birazcık gezdirmek gerekiyor şöyle. Ne kadar gerekiyor? Şöyle gerekiyor arkadaşlar. Burada böyle köpüğün üzerinde hava kabarcıkları oluşuyor ilk etapta. Onlar gidene kadar böyle bir uğraşmak gerekiyor. Aslında bu da bayağı bir uğraşmak lazım. Ben şimdi burada video çok uzamasın, kafanızı şişirmeyin diye kısa tutuyorum. Ama uğraşırsanız çok daha güzel köpük olur. Bazen yorum yapıyorsunuz, hani o köpük öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle yap, böyle yap diye. Söylediğim gibi bu video köpük videosu değil. Tıraş bıçağını test ettiğim için hani yeterli, bana yetecek kadarını yapıyorum. Tabii ki daha iyi köpük olsa daha iyi tıraş olur. O bir gerçek. Onu da inkar etmiyorum. Şimdi köpüğümüz oldu bakın. Krem şanti kıvamına geldi. Ve sürüyoruz. Şimdi şöyle biraz daha köpürtelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Bolca sürüyoruz. Vallahi bu güzel bu. Hazır köpüklerdense ben bunu çok sevdim. Çok güzel yorumlar geliyor bu arada tıraş videolarına arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu arada biliyorsunuz benim bir İşbirliklerim oluyor. Hepsi burada ile başladım şimdi. Kaç ay oldu başlayalı? 3 ay oldu gerçi başlayalı. Oradan yaptığınız alışverişlerde ki açıklamada bir link vereceğim. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Bu arada yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Görüyorum. Yani kimin ne aldığını göremiyorum ama ne aldığınızı görüyorum.
Onun kimin tarafından alındığını göremiyorum haliyle. Yani oradan bana destek olmak isteyenler oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben de oradan kazandığım paralarla, ki öyle ahım şahım böyle milyon dolar da kazanmıyoruz bu arada. Ne yapıyorum? Yeni tıraş bıçaklar alıyorum. Bunların hepsini ben kendi paramla alıyorum. Öyle bir, hani siz bana destek oldukça daha fazla, daha farklı ürünler de almak için. Ki ortalama her ay bir en az bir 40-50 lira, yerine göre 100 liraya falan da çıkan bir tıraş bıçağı maliyetimiz oluyor ister istemez. Çünkü yeni bir şeyler almak gerekiyor. Bu arada bayağı da ürün birikti. Bayağı da ürün birikti. Onları böyle anlatacağım, bir video çekeceğim. İsmail yazıp duruyor. İsmail diye bir arkadaşımız var, takipçimiz var. Yazıyor, hadi onları bir çek, onları bir çek diye. Vallahi fırsat bulamadım. Ama çekeceğim. Şimdi köpüğümüzü sürdük. Vallahi güzel oldu köpük. Şöyle biraz da elimizle yedirelim. Şimdi tıraşa başlayacağız. İki bıçaklı Arkomen Pro 2. Bunun üçünü incelemiştim daha önce. Bu da ikisiymiş. Sizden gelen bir üründü bu. Bismillah deyip başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, ilk izlenim nasıl? Güzel alıyor. Vallahi alıyor yani. Ama doldu hemen şu anda. Bakalım, tıkanma yok. Fena değil. Güzel yani. Tıkanma olmaması iyi bir şey tabii ki, biliyorsunuz. Yeni nesil bıçak falan yazıyor üzerinde. Bakalım ne kadar yeni nesil, göreceğiz. Şöyle biraz daha sileri yıkayalım. Tıkanma yine yok. Güzel. Evet tabi. Biraz sakallar çok olduğu için çok sık temizlemem gerekecek. Ama temizler, sorun değil. Şöyle. Hemen doluyor çünkü şu an hissettim, doldu. Dolduğunu nasıl hissediyorum diye belki sorabilirsiniz ama böyle batmaya başlıyor yüzüme. Şöyle biraz daha temizleyelim. Evet. İyi temizlerseniz güzel tıraş almaya devam edersiniz. Öteki türlü tıkanıyor. Bu arada arada yan tarafa bakıyorum, orada ayna var. Telefon ekranından tıraş olmak zor oluyor biraz. Telefonla çekiyorum bu videoları da. Güzel yorumlar geliyor. Yeni ürünler istiyorsunuz, onu da test et, bunu da test et diyorsunuz. Hepsini almaya çalışıyorum imkanlar dahilinde. Ama hani ben tıraş uzmanı falan değilim, öyle bir iddiam da yok arkadaşlar, onu hep söylüyorum. Yani sizden biraz daha fazla tecrübeli olabilirim tıraş konusunda. Çünkü buraya bugüne kadar 30'a yakın, belki de 30'a geçti. Tıraş videosu var kanalımda. Onları da şimdi böyle yukarıdan koyarım linkini. Ya şuradan mıydı? Evet, şuradan galiba. Oradan da izlersiniz. Tabii şimdi sakallar yoğun olduğu için hemen tıkanıyor ve sık sık temizlemek gerekiyor aralarını. Benim kadar uzun bekletmeyin. Ben bir hafta oldu herhalde tıraş olalı. Bir haftada sakallar bu hale geliyor. Her gün olsanız mesela bu kadar uğraştırmaz sizi diye tahmin ediyorum. Tabii sonuçta bu iki bıçaklı bir tıraş makinesi. Hani 3, 4, 5 bıçaklılar gibi böyle patır patır almasını beklemeyin. Ama yine de biraz daha iyi olabilirdi sanki ya. Mesela bak şu anda buraları almadı yani. Bayağı bir patinaj çekiyor şu anda. Temizledik. Temiz mi? Temiz gibi. Biraz daha yıkayalım. Evet, alamıyor şu anda arkadaşlar. Bayağı patina çekmeye başladı. Yani çok uzun olduğundan mı yoksa kör olduğundan mı anlayamadım ama sanki yeteri kadar keskin gelmedi bana yani, öyle söyleyeyim. Beğenmedim Arkomen 2 Pro. Seni beğenmedim. Özellikle ikinci bıçağın altı çok doldu şu anda. Burada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu alt tarafta bakın.
İkinci bıçak. İlk bıçağın arası da bayağı bir dolmuş. Şimdi güzelce temizleyelim ki sorun yaşamayalım, değil mi? Ha gayret. Ha gayret Arkoman 2 Pro. Ha gayret. Bizimle köpük kurudu ya. Almıyor. Biraz daha temizlemeye çalışayım ama tersten temizlemeye çalışıyorum, düzden temizlemeye çalışıyorum. Şöyle sert bir su uygulamaya çalışıyorum. Şu an almıyor yani. Şimdi köpük kurudu, biraz daha köpük yapayım. Yoksa tahriş edecek yüzümü. Ama inan ettim, ben bunu bir tıraşı bitireceğim. Yani inşallah diyelim. Evet. Köpük de biraz daha iyi oldu gibi sanki. Ama çok doldum be. Çok doldu arası. Biraz daha köpük yapalım. Olmadı. Şöyle. Vallahi uzun zamandır tıraş bıçağı inceliyorum ama bu bayağı kötüymüş yani. Olmamış bir arko. Ya bunu hiç test etmiyor musunuz? Test ettirmiyor musunuz siz? Ya da yok mu bir Arge departmanınız bunları kullanan? Yerli malı yurdum malı diyoruz ama. Biraz daha köpük sürelim de en azından kolaylaştırdım şu işi biraz daha. Yoksa video bitmeyecek. Arkoman 2 Pro tıraşımız sürüyor. Ciddi manada zorlandım yani, öyle söyleyeyim. Çünkü kesmiyor. Hani sensitif makinelerle tıraş olmuştum biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda birkaç tane. Onlar da böyleydi. Arka herhalde sensitif yapmak istemiş ama üstüne de öyle bir şey yazmıyor yani. Şuraları da almaya çalışıyorum bu arada habire. Yani şu anda hiç almıyor. Gördüğünüz gibi buralar hiç almadı. Şöyle iyice de bir temizleyeyim. Yani iyi başladık ama iyi bitiremedik. Buralarda bir sürü kaldı yani, öyle söyleyeyim. Yani işte buralar biraz bayağı bir kaldı. Şurada kesmişiz biraz. Şuralarda da var. Almıyor mesela. Çok komik ya. Çok komik. Yüzümü bir yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet, öyle de böyle bitirdim tıraşı ama Arkoman 2 Pro olmamış. Eğer aramızda hani bunu tıraş olup da çok güzel olduğunu iddia eden ya da böyle bir deneyim olan arkadaş varsa yorumlara yazsın ama ben beğenmedim. Açık söyleyeyim. Ucuz tamam, 2 liraya falan geliyor bir tanesi bir bıçağın. Ama bir tıraşı bile zar zor anca oldum. Ha belki benim sakalım uzundu. Ya da çok sıcak su kullansam belki daha rahat olur ama her zaman bu ideal şartları sağlayamayabiliyorsunuz. O yüzden ben beğenmedim. Şöyle bir kenara çekileyim. Puanlama sistemim var biliyorsunuz. O puanlama sisteminde benim 1'den 4'e kadar kalp veriyorum. Ya da yıldız gibi düşünebilirsiniz onları. Bu ürüne 1
kalp veriyorum. Ne yazık ki olmamış Arko. Bunu bir düzelt ya. Bir değiştir. Puan da şurada. Şu an çıkıyor. Yani değiştirmenizi öneririm. Ya. Ben çok önermiyorum bu ürünü. Yani uygun fiyatlı ama valla azap oldu yani tıraş olmak. Belki çok sıcak suyla, çok bol köpükle, bol daha az sakalla güzel olabilir ama benim gibi bir kadar sakal olup biraz da uzun olursa sıkıntı çıkartıyor. Evet arkadaşlar, bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda size Arkomen Pro 2'yi anlatmaya çalıştım ama çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Eğer aksi fikirde olan varsa ya da farklı yorumları olanlar varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Yine incelememi istediğiniz ürünleri, tıraş olmamı istediğiniz ürünleri yine açıklama kısmında benimle paylaşırsanız elimden geldiğince, imkan buldukça, bütçe ayarladıkça onları da incelemeye çalışıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bana destek olmak isterseniz birkaç farklı yöntemimiz var. Bir tanesi, açıklama kısmında bir link paylaşıyorum. Şimdi şurada da yazarım. Açıklamada bir link var diye. Aşağıdaki o linkten alışveriş yaptığınız zaman, hepsi burada da bir işbirliğim var. Oradan da bana da bir fayda sağlıyorsunuz. Epey de alışveriş yapan var, görüyorum. En azından ne alındığını görebiliyorum, kimin aldığını göremiyorum. Onlara buradan isimsiz arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. O yaptığınız alışverişlerden benim bana olan katkınız yine burada tıraş videosu olarak size geri dönecek. Ki dönüyor zaten de. Söylediğim gibi videonun içinde de söyledim, her ay ortalama 50-60 lira, bazen 100 liraya çıkan bir maliyeti oluyor bu tıraş olma videolarının. Sadece ürün maliyetinden bahsediyorum. Şunları satın alıyorum ben hepsini. Ve bu şekilde bana destek olabiliyorsunuz. Başka yöntemler de var. İlla alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. İstiyorsanız beni de sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.